Bir örnek aile olan kardeşlerime zikredeyim. Mesela karı koca eşler oturdular. Yahu bizim çocuk çok kötü durumda. Şöyle yanlış yapıyor, böyle yanlış yapıyor diye istişare ettiler. Hanımı demeli ki, efendi çocuğumuzun durumu kötü ama bugün Ramazan-ı Şerif'in orucunu iftar edeceğiz. Şimdi biz iftarı suyu bardağa koyduk ya da hurmayı iftar edeceğiz ama önce çocuğumuz için dua edelim, garanti olsun çocuğumuz. Yahu çocuğu şu kadar senedir işte yetiştiremedik ama iftar saatinde Allah duayı kabul ediyor. Biz de çocuğumuz için dua edeceğiz. Bu duayla bu çocuk düzelir. Dediğimiz an biz iftar nedir biliyoruz. Bunu sahurda yaptığımız zaman sahur nedir biliyoruz demektir. Eğer eş diyorsa ki ya biz sanki ne oruç tuttuk da şimdi iftarında dua edeceğiz diyorsa hakikaten yazık onun orucuna. Yazık orucuna. Kendi emeğinin kıymetini bilmiyor demektir. Şeytan bize önce Allah'ı küçük göstermek ister. Haşa. Sonra Müslüman olmanın önemini küçük göstermek ister. Sonra da eğer beceremez de biz gene Müslüman olursak bu sefer Müslümanlığımızı oluşturan ibadetleri küçültmek ister gözümüzde. Orucu işte küçültmek ister. Müslüman kardeşliğimizi küçültmek ister. Buna çok zor anlaşılmayacak bir örnek vereyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Müslüman, hasta bir Müslümanı sabahleyin ziyarete gittiğinde Allah 70 bin melek görevlendirir. Akşama kadar o Müslümana ya Rabbi bu hasta kardeşini ziyaret edeni mağfiret et diye dua ederler buyuruyor. Şimdi biz yahu 70 bin melek bu kadar boş melek mi var dünyada diye düşünürsek %100 şeytanın avucundayız demek. Yahu Allah'ın meleklerinin sayısını kim bilebilir? Zor mu Allah için 70 bin değil 7 trilyon melek görevlendirse benim için Allah'a zor mu bu? Niye böyle düşüneceğim ben? Ben hasta ziyaretine gittiğimde oradan ayrılırken ne mutlu bana ya. Şu kadar melek akşama kadar benim için çalışıyor diyorsam peygamberime inanıyorum. Allah'ın azametini, meleklerin çokluğunu, meleklerin duasının önemini anlıyorum demektir. Ama ben hem hasta ziyaret ediyorum, hem bu hadisi biliyorum, hem de hiç bundan etkilenmiyorum. Yazık. İbadetlere yazık. Bu kadar büyük ibadetleri kaçıran enerjimize yazık. Rabbim hepimize bu mantıkla Ramazan-ı Şerif'i izlemeyi, bu mantıkla oruç tutmayı, bu mantıkla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerini dinlemeyi, bu ruhla Kadir gecesine kavuşmayı hepimize nasip etsin Rabbim. Amin inşallah hocam. Kıymetli hocam kısa bir aradan sonra devam edebilir miyiz izniniz olursa? Siz bilirsiniz. Peki hocam ben çok Bizde teşekkür ederim. sahur Sözünüzü vakti duyuyorum. yanaştı, sizde iftar vakti yanaştı. Evet hocam. Evet şu anda 36-37 dakikamız var hocam iftarımıza. Sizlerin de yaklaşık 50 dakika var imsak vaktinize. Rabbim inşallah. Bu arada biz de dualarımızı bu ara vesilesiyle dualarımızı da yapmış olalım hocam. Bize dua edeceksiniz. Dinleyenlerimiz dua edecek, değil mi? İnşallah Yoksa hocam. Kanada'dan İnşallah. Türkiye'ye de dua mı edilir diyecekler. Hocam öyle ki bu saat farkından dolayı bu iftar bereketi vakti ve sahur bereketi vakti hiçbir zaman bitmemiş oluyor dünya üzerinde. İnşallah Evet, bizlerin evet. duaları sizlerle birlikte olacak hocam. Biz Biz de de sizden size dua dua ediyoruz. bekliyoruz hocam. Rabbim sizi oradaki kötülüklerden, şerlerden muhafaza buyursun. Bizi de muhafaza buyursun. Oruçlarımızı kabul etsin. Anneler, babalar, çocukları için yaptıkları duaları Allahu Teala kabul eylesin. Size de, bize de şeriatıyla, Kur'an'ıyla yaşayacağımız güzel günler nasip etsin. Amin. İnşallah hocam. Elhamdülillah. Kıymetli hocam, hasbihalimize sizlerden istifade etmeye devam edeceğiz. Ancak yorumlarımız da geliyor YouTube sayfamıza. Bir sorumuz var. Bu soruyu sormamıza müsaade eder misiniz hocam? Estağfurullah. Buyurun, buyurun. Hocam bu arada bu soruya geçmeden önce de Hollanda'dan, Almanya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Avustralya'ya kadar dualarını sizlere iletiyor izleyicilerimiz hocam. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Elhamdülillah. Bu ne demektir?
meleklerin dünyayı kuşattığı gibi bu mübarek Ramazan günlerinde dualarımızla da biz birbirimizi kuşatıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hepimizin amellerini kabul buyursun. Ben de dualar ediyorum kardeşlerim için. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Allah kabul etsin diyoruz hocam inşallah. Amin. Kıymetli hocam, Rümeysa Erkol Hanım diyor ki, babam oruç tutup namaz kılan bir adam ama sürekli diyor, küfür ediyor. Bu konuyla alakalı olarak, evlatlı olarak biz ne yapmamız gerekiyor? Bu sorumuzu hocamıza sorarsanız çok sevinirim diyor hocam. Allah-u Teala o kardeşimizi o hatasından kurtarsın. Duamızı bu şekilde, bilhassa onun evladı olarak, yakınları olarak duamızı bu şekilde perçinleyelim. Şunu bilmemizde fayda var. Oruç bizim yapmamız gereken işlerden birisi. Sövmemek, yanlış konuşmamak da yapmamamız gereken işlerden birisi. Yani biz birisini yapıyoruz diye öbürünü iptal edemeyiz. Yani bir Müslüman Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyorsa en azından bir konuda Allah'ın emrini yerine getiriyor demektir. Namaz kılmıyorsa mesela bu Müslüman, sen madem namaz kılmıyorsun oruçta tutma demiyoruz. Yani bir insanın dişi ağrıyorsa gözü de ağırması gerekmiyor. Bari gözü sağlam görsün gibi düşünüyoruz. Yani umutsuz olmayacağız böyle insanlar için. Orucun biiznillah onları bir gün düzelteceğini, onları da bırakacağını, yani o kötülükleri de bırakacağını ve ıslah olacağını umut edeceğiz, dua edeceğiz, sabredeceğiz. Bir de bu tip insanlara, yani şeytana yardım eder gibi üzerine gidip bari oruçta tutmayayım dedirtmeyeceğiz. Bilhassa anne babalar çocuklarına, eşler birbirlerine, sen hem oruç tutuyorsun hem de işte bugün şunu yaptın diye ısrarla söylediğimiz zaman bu bir tür şeytana yardım etmek olur. O sonunda madem öyle benim orucumdan hayır yok, ben de oruç tutmayayım der. Halbuki kırık dökük de olsa neticede o bir oruçtur Allah'ın izniyle. O oruç sayesinde belki o hatadan da kurtulacaktı diye düşünmek zorundayız.